Herkese iyi günler. Şimdi yazıcımızı bilgisayarımıza Wi-Fi olarak bağlayacağız. Bir evimizdeki Wi-Fi ağına yazıcımızı kuracağız. Yazıcımızı açıyoruz. Açtığımız anda Wi-Fi ışıkları, üstteki ev Wi-Fi'si alttaki telefondan Wi-Fi direkten bağlı olduğumuzu gösteriyor. Şu anda ikisine de bağlı olmadığı için yukarı aşağı hareket edip duruyor. Şimdi geçelim bilgisayarımızdan Epson'un sitesine girelim. Epson V3250 driver veya kurulum bir tanesini seçelim. Epson'un sitesine gittiğimizde zaten orada seçenekler karşımıza çıkacak. Tanımlama birini kabul ettim. Burada zaten yazıcımızın şuradan sürücülerimizi seçelim. Tarayıcı için ayrı, tarayıcı kısmı için ayrı, yazıcı kısmı için ayrı koymuşlar. Acaba şu ne? Bunlar driver değil. Sürücüleri burada. Önce alttan CD'den de kurabilirsiniz bunları. Driver'ımızı kuralım. Bayağı uzun sürdü ama driver'ımız indi. Şimdi aç diyoruz. Kurulum, setup. Yazıcının modeli otomatik olarak çıktı. Türkçe seçti. Kabul. Okey. Ağ bağlantısı mı yapacağız? USB'den mi bağlayacağız diyor. Bizde zaten USB kablosu yok. Ağ bağlantısı diyoruz. Yazıcının açık ve bağlı olduğundan emin olun. Şimdi yazıcımızın Wi-Fi tuşuna 5 saniye daha uzun süreli bastığımızda modemimize VPS özelliğiyle bağlanacağını söylüyor. Basıp sonra modemimizin VPS tuşuna mı basıyoruz acaba? VPS burada. Ona da bastım. VPS şey modemim de yandı. Yazdığımızda da modemimize kurulduğuna dair uyarı geldi. Yani modemdeki VPS tuşuna basıyoruz. Şurada. Sonra VPS ışığı yanınca 5 saniye Wi-Fi tuşuna basıyoruz. Sonra tekrar VPS'e basıyoruz. Bastım. O şekilde kuruldu. Şimdi bilgisayardan tekrar ağ bağlantısı diyorum. Artık yazıcı modemimi gördü. Hemen buldu zaten. Ve kurulumunu yapıyor. Modemden doğru. Birbirlerine bağlandılar. Eğer VPS tuşunuz yoksa burada ekranda gösterdiği gibi modeme bir kabloyla yazıcıyı bağlayabiliriz.
hızlı kablosuyla başarıyla tamamlandı. Yazıcı kurulumumuz gerçekleşti. Şimdi tarayıcı kurulumunu da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi tarayıcıyı kurmayayım. Şimdi açtığımız Word sayfasında yazdırmak için bir sayfa ayarladım. Yazıcımız kuruldu. Buradan da mavi. Bunları da biraz büyütelim ki çıktı aldığımızda gözümüze iyi görünsün. Şöyle 72 punta yapayım. Yazdır diyelim bakalım. Yazdığımız burada çıkacak mı? Evet, Epson D3250 çıktı. Hazır diyor. Yazdığımız kurulu. Bütün özellikleri burada var. Yazdır. Etmiyorum. Bize bir şey göndermesin. İşte oradan gönderdiğimizi buradan çıktı aldık. Yani yazdığımız kuruldu. Sıkıntı yok. Wi-Fi kurulumunu VPS kullanarak tamamladık. Şimdi yazıcıdan ayarlarından yapabileceğimiz şeylerden bahsedelim. Mesela yazdır bölümüne geldiğimizde yazıcı özellikleri. Burada bakım sekmesi var. Bakım sekmesinde kafa temizliği var. Yazdırma kafası temizleme, bir de güçlü temizleme. Güçlü temizleme sık sık yaptırılabilecek bir şey değil. Çok büyük arıza olduğunda, renklerin çoğu gelmediğinde kullanılıyor. Normal yazıcımız, yazdırdığımız harflerde böyle hafif silikler, bazı kaybolmalar olduğunda yazdırma kafası temizleme yaparak yazıcımızın tekrar düzgün yazmasını sağlayabiliriz. Yazıcımız kuruldu. Kurulum, bilgisayar kurulumu bu kadar. Wi-Fi kurulumunu da yaptık.